Sayın Kanakım, eğer yağmur sorun olmayacaksa içeri geçelim. Valla ev geniş mi? Şey, tamam, tembeledik. Neyse, maşallah Beyza. Çok güzel. Şimdi pastası gelince hep beraber şarkısını... Tek görünce üçümüzüz. Anne baba da Cize tarafında. Anaokuldan buraya gelince hep biraz çekineceğim biraz. Kalabalık falı sevmiyorum. Eyvah. Beyzan. Beyzan. Beyzan buradayız. Montu var. Hadi öflesin bitmeden. Hadi şimdi hep beraber. Hadi doğdun. İyi ki doğdun Beyzan. İyi ki doğdun Beyzan. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Aa bak seni resmini de yaptırmışlar Beyzan. Pastayı gördün mü sen? Çıkıp lan. Elden. Hadi kesin. Babasıyla beraber kesin. Hadi bakalım. Hadi. Bismillah. Aferin. Bir tane de sana ayı verelim. Selamünaleyküm. Tebrik ederim. Tamam mı? Evet. Dolabını asarsın Beyza. Tut bakalım abilerin. Tut yukarı kaldır. Yukarı kaldır şöyle. Heh. Kaldırsın. Kaldır. Beyza. Amca sen ne al? Teşekkür et Beyza. Çok sağ ol. Tamam hadi bakalım. Evet. Korona günleri. En azından bir dilimiyim. Ben bir tane aldım. Buyurun. Vallahi bir tane aldım. Güzel çocuklar. Gelin bakalım 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Beraber bak. Albayım burada, belediye başkanımız. Jandarma. Ay merhaba. Selam olsun. Merhaba. Şimdi ben de vereyim. Nereye? Bir tane mi kızım? Bir tane daha vardı. Kimdi diğeri? Biliyorsun. O diğer aile. Diğer aile efendim. Bir tane kızımız. Olağanüstü bir yıl yaşıyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz. Kendi hayatımız için. Diğer insanların hayatı için. 23 Nisan böyle soluk geçiyor ama inşallah bundan sonra daha güzel geçecek. Biz burada senin gibi güzel şehit, gazi ailelerimizin çocuklarını da ziyaret ediyoruz. Sana da hediyelerimizi getirdik. Önce bak bakalım abilerin şöyle güzel bir odana atarsın, tamam mı? Daha sonra kazı bakınca kazanmış gel. Ben de önce şeker kızımıza bir babam benim de aynı şekilde hediye getirmişim. Baba babanın razı olmasını şey bu, simgesi bu. Aynı şekilde. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Çocukların evde kalmasını diliyorum. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Tamam. Esmanur özgüvenli. Avukat da olabiliyorsun. Hakim savcı da olabiliyorsun. Ali abi. Bugün 23 Nisan senin bayramını evinde kutlamaya geldik. Niye? Çünkü koronalı günler. Koronayla hep beraber ülke olarak mücadele ediyoruz. Devletimiz dedi ki 20 yaşın altındaki ve 65 yaşın üstündekiler evde kalsın. Aman çıkmasın. Hastalık onları çok etkiliyor. Onun için siz evdesiniz. Sıkılıyorsunuz. Bir nebze olsun bu 23 Nisan'da o sıkıntınızı gidermek. O açısından hep beraber bak. Albayım, belediye başkanım, emniyet jandarma komutanlarım, hepimiz hep beraber geldik. Milli Eğitim Müdürümüz. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dileriz bundan sonra ki bayramları böyle cıvıl cıvıl. Önceki yıllarda geçirdiğimiz gibi geçireceğiz. Sana hediyelerle de geldik. Önce Osman'daki geldik. Sen de kutlayalım. Evlerimize bakar mısın? Evlerimizi her... Sen de. Cemre sen büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen mi olacaksın? Ne öğretmenim?
Sen öğretmenliği çok seviyorsun. İnşallah sen de büyüyünce... Öğretmenlerden çok düşkün efendim. Çok güzel. Doğru, kendisine. Çocuk bayramı bildiğiniz gibi her yıl coşkuyla alanlarda kutluyorduk ama salgın nedeniyle bugün evlerimizde kutluyoruz. Kaymakamımız, alay komutanımız, jandarma komutanımız, emniyet amirimiz ve milli eğitim müdürümüz ve öğretmenlerimizle beraber çocuklarımızı evlerinde ziyaret ettik. Hediyelerini takdim ettiler, sağ olsunlar. Çocuklar da bu vesileyle sevindi. 100. yılımız kutlu olsun bütün ülkemize. Daha nice yüzyıllara hep birlikte kutlamak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. İsmail Pendik ve Şevap Kaymakamı. Öncelikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde çocuklarımız hakikaten evlerinde sıkılıyorlar. Bir nebze olsun çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek açısından başta şehit ve gazi çocuklarımız olmak üzere evlerinde ziyaret ediyoruz çocuklarımızı. Bugün 100 yıl önce, aynı zamanda bugünün önemi 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle aziz milletimiz yüce meclisimizi açmışlardı hatimlerle, dualarla. Diliyoruz ki bu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde nice yüzyıllara hep beraber ulaşacağız. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl koştuğu, cıvıl cıvıl oynadığı, şakrak bir şekilde günlerini geçirdiği güzel günlerde göreceğiz inşallah. Gün simgeseldi. Çocuğumuz Beyza, kızımızın 23 Nisan'da doğduğunu öğrendik öğretmenleri aracılığıyla. Biz de dedik ki hep beraber albayım, belediye başkanım, jandarma komutanımız, ilçe emniyet amirimiz, milli eğitim müdürümüz hep beraber gidelim. Hem 23 Nisan'ını kutlayalım Beyza'nın hem de doğum gününü kutlayalım. Bu da güzel bir vesile oldu. Dileriz Beyza gibi çocuklarımız, bütün çocuklarımız, ülkemizin umudu olan bu çocuklarımız güzel bir şekilde yetişerek bu cumhuriyeti, bize bırakılan meclisimizi, cumhuriyetimizi ilelebet paydar kılacaklar inşallah. Allah.